Merhaba sevgili Webtekno takipçileri, serin bir İzmir gününden hepinize merhabalar. Bu videomuzda Samsung Galaxy S10'a sağlamlık testi yapacağız. Arkadaşlar incelemesini ve kutu açılışında yapmıştık bu telefonun ve S10 Plus'ın. Her ikisine de hemen yukarıdaki kartlardan ulaşabilirsiniz diyorum ve direkt olarak çizilme testiyle başlıyorum. Gördüğünüz gibi ön camında herhangi bir çizilme olmadı. Anahtarla bir de arkayı deneyeceğim. Arka sanki azıcık zorlasam çizilecek gibi. Camda herhangi bir sıkıntı olmasa da şu gördüğünüz kısımlarda soyulmalar yaşandı. Ben anlamadım buralara ne oluyor. Buralar da çizildi kendiliğinden. Elimiz çarptı demek ki. Evet, yanlar bayağı gitti. Bilmiyorum kamerada görünüyor mu? Şimdi bıçakla girişeceğim ve bunları asla evde denemeyeceksiniz arkadaşlar. Biz zaten sizin için deniyoruz. Önce bıçağı bileceğim. Baba 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 nasıl kazınıyor bak 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 bak. Görüyor musunuz hocam? Bizim Lütfü'nün icadı olan döner kesmede telefonda bayağı bir sıkıntı çıkarıyor. Şuradan şöyle göstereyim. Hafif sanki bir yamuldu gibi. Kasa çok sağlam görünmüyor arkadaşlar. Hazır bükülmedeyken ben bunu bir arka cebime koyayım. Bir gideyim oturayım bakayım ne olacak. Telefonumu arka cebimde unutmuştum. Şimdi çıkaralım telefonumuzu bir bakalım. Herhangi bir sıkıntı yok. Telefonun hemen şurasında parmak izi sensörü var. Şimdi ben ona doğru çakmağı tutuyorum. Oğlum çok korkuyorum ben bu yakmalarda ya. Telefon koktu. Parmak izi okuyucuyu deneyelim. Ben telefonu yakarken burada 10 deneme yapıldı demiş. Desen çizelim bakalım. Bu arada ekranımızda hiçbir şey yok. Bir de şöyle beyaz ekrandayken yakayım. Burada hafiften bir his oluştu ama Mustafa gelene kadar gitti o his. Kayboldu yani bir sıkıntı yok. Parmak izi okuyucuyu bir deneyelim. Çalışıyor. Şimdi arkadaşlar düşürme testimizi ilk senaryomuz cep hizasından dik bir şekilde düşecek. Şimdi diyelim telefon cebimdeydi, çıkarırken tık dedi düştü. Herhangi bir sorun yok. Şimdiki senaryomuzda da telefonu ben çıkardım, konuşuyordum. Çok kalabalık ortalık. Adam biri geldi bana çarptı, tık dedi telefon düştü. Oo. Gördüğünüz gibi meşhur taşımıza kulak hizasından düştüğünde telefon fişi çekti. Şimdiki testimiz yüzüstü ve tırtıklı zemin. Ön ekran fişi çekti. Bayağı bildiğiniz yarasa kanadı gibi oldu. Normalde bir de su testi yapıyorduk cihazları ama artık cihazlarda IP68 sertifikası bulunuyor. Bu nedenle bunu yapmamızın çok bir anlamı yok. Ön cam Gorilla Glass 6 ile korunuyordu fakat patladı. Arka cam da Gorilla Glass 5'ti. O da cep hizasından düşmede patladı. O zaman geldik artık fantastik finalimize. Buyurun Webtekno usulüne. Arkadaşlar düzeneğimizi kurduk. Hemen şurada görmektesiniz. Arkamda duruyor kendisi. Bu bir prodüksiyondur. Böyle aksiyonu bol bir filmi izlerken arabaları falan havaya uçuruyorlar ya onun gibi düşünün. Bu da bizim prodüksiyonumuz. O yüzden bunu asla ve asla evde denemiyorsunuz. Zaten kalkıp da denenecek bir şey değil de ben yine üstüme düşeni yapayım. Çakmağımızı aldık. Yangın tüpümüzü şöyle koyalım. Meşhur taşımız burada. Şu hazırladığımız rulo. Şurada da S10 var arkadaşlar. Artık o zaman aksiyon başlasın. Ben bir şimdi bir kontrole gideceğim. Her şey yolunda. Burada mısın? Ben de şu kamera var Orhan. Yapıyorum daha ne yapayım daha ne yapayım Mustafa yanıyor orada. Ne yandı be. Bu zamana kadar yaptığımız en fantastik işlerden biri oldu harbiden.
Abi ne yanıyor bunda bu kadar ya? Şu an neyin yandığını bilmiyoruz. Yanması biraz mantıksız. Azıcık da tırstık. O yüzden... Ana. Aslında bana soracak olursanız iyi çıktı ya. Alev bombardımanının içinden. Aha kameralar. Telefonun içi dışına çıkmış. Şuradan bir açmayı deneyeceğim. Oğlum o açılan batarya işte. Artık videoyu bitirmeye karar verdik çünkü bunun devamını açamayacağız. Aha telefon bu halde. Bu videomuzda arkadaşlar Samsung Galaxy S10'a sağlamlık testi yaptık. Telefon genel olarak sağlamla değil arasında kaldım. Ben çizilmelere karşı ön ve arka yüzeye biraz dayanıklı. Fakat aynı şeyi kalan kısım için söylemek biraz zor. Zaten siz de gördüğünüz testimizi kararı siz de verebilirsiniz. Gözü artık bir çıkarıvereyim. Bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk artık. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Unutuyordum. Videomuzu beğendiyseniz şuradaki beğen butonuna ve aklınıza takılan herhangi bir şeyi de bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Ekranda durmakta olan bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.